Ee, yüksek tansiyonla ilgili şunu söylüyorum, lütfen doğal ekmek tüketin. Kavlıca buğdayı, siyez buğdayı, Karakılçık buğdayı, Kızıl buğdayı, neler var neler 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 neler? Doğal ekmek, yani bizim Anadolu'muzun ekmeği yüksek tansiyonu önler. Klinik deneyler var burada, yüzlerce onlarca. Diyabeti önler. Kolesterolü düşürür, romatizmaya engel olur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Nereden uyduruyorsunuz ekmek yemeyin? Ha yeme yemeğin dediğiniz bir ekmek var mı? Var. O zaman gidin bunu üreticileriyle konuşun. Hangi fırın yapıyorsa bunu veya e, buğday üreticisi neyse diyin ki sen şu buğdayı düzelt diyeceksiniz. Yani düzeyin olmaz böyle şey. Pire için yorgan yakmayalım o zaman. Tabii ya bu halk bu halkı sen nasıl ekmek ben sofraya asla ekmeksiz oturmam. Zaten hocam yemeğin dese de oturulmuyor. Hiç. Yani şimdi evet. hocamıza say bunu söyleyen bir e, Canan Karato Saygı duyuyoruz ama bizim o sizin şu anda onunla ilgili bir şey söylemiyoruz. Kendisiyle cevap benim, hakkı doğuracak bir şey söylemiyor. Ya cevap hakkı şu. Doğarsa da doğar. Doğarsa da doğar. Bak ne diyorum. Ekmek buğday Anadolu buğdayı, ata tohumundan bu buğday nedir? Diyabeti önler, yüksek tansiyonu önler, romatizmayı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ama siz kimlere ekmek yemeyin dediğinizde, efendim işte ya ben hakikaten rahatladım, şişkinlik yapmıyor, sindirim problemlerim düzeldi. Bak doğru söylüyor vatandaş. Diyor ki ya bu ekmekte bir şey var. Ama bu yeni çıktı bunlar ortaya. Eskiden böyle bir sorun yoktu ki. Hep söylüyorum babam ekmek al hadi oğlum derdi 15 kuruş 5 kuruşluk koca ekmek 3 ekmek biri eve gelene kadar 300 metreydi mesafe fırınla ee, yarısı biterdi. O diğer yarısında sofraya oturduğumda yerdim. O zaman ne tombişler ne kiloluklar hiçbir şey yoktu. İnsanlar mübarek ekmeği yedikçe yiyordu. Yani e, ne oldu? Şimdi demek ki bir şeyler değişti. Bak tekrar söylüyorum. İlaç firmaları, tıbbi ilaç üretenle, zirai ilacı üreten ve tohumu üreten firma aynı firmalar. Şimdi siz buğdayı öyle değiştirdiniz ki %5, %6 düzeyindeki gluteni çıkardınız %12'ye. Ne oldu o zaman? Glüten ekmeği bir arada tutan, bir, bir buçuk saatte pişmesi gereken ekmeği on dakikada pişirtiyorsun. Bu glüten yüksekliğinden dolayı. Şişkinlik yapıyor mu? Evet yapıyor. Gazı yapıyor mu? Evet yapıyor. Bağırsak florasını bozuyor mu? Evet bozuyor. E başka? içerisinde glütenin bir de gliadin dediğimiz bir proteini var. Glüten tek bir protein değil. Yani prolaminle gliadinin oluşumuna beraber bunlar bir araya geldiği zaman buna glüten denir. Gliadin ne yapıyor? Bunu sindiriyor çocuk. İnsan bunu sindiriyor. Sindirdiği zaman egzorfin oluşuyor. Egzorfin de kan beyin bariyerini geçerek beyindeki opioid reseptörlerini aktive ediyor. Çocuk hiperaktif oluyor. Çocuk tatminsiz, çocuk dikkatini veremiyor. İşte Amerikalıların attention disorder dedi, dikkat dağınıklığı. Kes o ekmeği bak çocuk nasıl düzeliyor. Ama o ekmeği diyorum sen normal ata tohumunu kullansana mübarek en sağlıklı şey. Bu bir nimet ya.